Depresyon çağımızın hastalığı. İnsanlar hem yaşadıkları ortamlardan dolayı hem yaşamlarıyla ilgili beklentilerinin ona vermesi gerekenlerin az olmasından dolayı hem de yediklerinden içtiklerinden dolayı beyinlerinden üretmiş oldukları mutluluk hormonu diye halk arasında bilinen serotonini üretme fakiri hale geldirir. Özellikle kuzey ülkelerinde güneşin de azalmasıyla birlikte bu fakirlik daha bariz olarak seyretmekle birlikte bizim gibi ülkelerde de çevre ve etraftaki olumsuzlukların etkisiyle insanlarda kaygı, vesvese, alınganlık gibi bir takım sorunlarla başlayan ama zaman içerisinde zevk alamama, hayata karşı ilgi algılama eksikliği, iş veriminin düşülmesi, kendisiyle etrafıyla barışıklığın azalması, uyku düzensizliği, yeme bozukluğu, kendisini çok kötü hissetme, karamsarlık, muttaki maske yüz hali gibi bulgularla giden bir hastalık haline son zamanlarda gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu depresyon hastalığında ana madde serotonin ise bu serotonini zaten veren çok sayıda ilacımızı biz hastalarımıza kullanıyoruz. Ama bunun yanında hastaların muhakkak hareket etmesi, günlük aktivitelerini biraz zenginleştirmesi, gıdalarını biraz depresyonunu yenecek gıdalara doğru kaydırması gibi tedbirleri almak durumunda olmalılar. Tabii ki biz hekimler bu tür hastalara sadece bu destek yaklaşımıyla değil, ilave bir takım destekler de oluşturuyoruz. Daha çok transkraniyal manyetik uyarım, TMS dediğimiz tedaviyi, akupunkturu, bitkisel destek ürünlerini bu hastalarda tedavilerin yanına koyarak hastalara bir destek oluşturuyoruz. Bunun yanına tabii biz doğal olarak bir psikoterapötik bir destek programı da yaptığımız zaman hasta-hekim diyalogu da bir şekilde daha sağlıklı hale geliyor. Bu diyalog zemininde zaten hastalarımızın da büyük çoğunluğu şifaya kavuşarak sağlıklı günlerine tekrar dönüyorlar. Tekrarlamaması için, çünkü depresyon tekrarlayan bir hastalık. İşte onun da programını biz kendimiz hastalarımızda belirli programlar, düzenler dahilinde periyotlar halinde yapıyoruz ve tekrarlama olmadan hayat kalitesini yüksek devam ettirsinler diye.